Merhaba arkadaşlar. Bu videoda After Effects üzerinde yazıyı yazdırma efekti nasıl uygulanır onu göstereceğim. Öncelikle bir kompozisyon oluşturalım, deneme. Arkadaşlar yazı yazdırma efekti için yazı layer eklememiz lazım ve bunun üzerinde yazı olması lazım. Sağ tıklayıp New diyoruz. Text. Tekstimize isim verelim. Örneğin el yazısı. Test deneme. Şöyle yazıyı ortalayabiliriz. Biraz daha büyütelim. Şimdi arkadaşlar yazı yazdırma işleminin gerçekleşmesi için yazı üzerinde maske uygulamamız lazım. Bu maskeyi de kalem aracıyla uygulayacağız. Buradan sol üstten araçlardan pen tool'u seçiyoruz. Biraz yaklaştıralım. Bu pen tool üzerinden arkadaşlar harflerin üzerinde yol çizeceğiz. Harflerin başlangıcından başlayıp bitişine doğru yolumuzu çizeceğiz. Örneğin E harfi için gösteriyorum. E harfinin başlangıç noktası el yazısıyla yazıldığında bu taraf oluyor. Bu şekilde tek tek tıklayarak üzerine yolumuzu belirliyoruz. Bunu bütün harfler için tek tek uygulayacağız. Biraz hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar, harflerin üzerinden kalem ile geçtikten sonra görüntü bu şekilde olacak. Örneğin E harfi ile L harfi arasında boşluk var. Bu boşlukta birbirleri bağlantılı olmamasına dikkat edin. Yeni bir maske yöntemiyle kalemi yeniden seçerek harfin üzerinden tekrar geçiyoruz. Aynı şekilde L ile Y arasında da boşluk olduğu için Y'nin üzerinden geçtiğim yol maskesi farklı bir maske türü. Ama bakın burada azısı kısmında bağlantılı olduğu için harfler burada yeni maske oluşturmamıza gerek yok. Hepsi üzerinden devam edebiliriz. Bu şekilde bütün yazının üzerinden geçtim. Şimdi efekti uygulamayı göstereceğim. Harflerin üzerinden kalemle geçtikten sonra stroke efektimizi yazının üzerine ekleyeceğiz. Stroke generator'ın içinde bulunuyor. Yazının üzerine ekledim. Ya da bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bütün maskeleri seçiyoruz burada. Yani bütün renkli yol kısımlarını seçmemiz lazım. Tüm maskeler diyoruz. Yazının yazdırma renginin ne olacağı beyaz olduğu için beyaz seçili. Brush size dediyse arkadaşlar fırçanın kalınlığı. Şöyle göstereyim onu. Paint Style'da Reveal Original Image dediğiniz zaman şu şekilde bir görüntü oluyor. Buradan Brush Size arttırırsanız örneğin 15 yapalım. Tam olarak yazı ortaya çıkmış oluyor. Bu da fırça sertliği arkadaşlar. %79 olarak geliyor standart. Fırçanın opaklığı, animasyonun başlangıç noktası %0, bitiş noktası %100. Buradan animasyonu oluşturacağız arkadaşlar bu iki özellikten. Spacing dediyse boşluk arkadaşlar. Şimdi animasyon oluşturma kısmına geçelim. Animasyon oluşturmak için tekstin üzerine tıklıyoruz. Şuradan yan oka tıklıyoruz arkadaşlar. Effect, Stroke, End ve Start noktaları var. Animasyonun başlangıç noktasını 2 saniye olarak belirleyelim. İkinci saniyede animasyon başlayacak. O yüzden End kısmını %0'a çekiyorum. Keyframe ekliyorum. Animasyon süresi 2 saniye olsun yine. 4. saniye getirdikten sonra bir keyframe daha ekliyorum. Keyframe'i %100'e getiriyorum. Şimdi izlediğimiz zaman arkadaşlar. Evet, el yazısıyla yazmış oluyoruz.
İsterseniz yazının animasyon süresini arttırarak örneğin 5 saniye yapalım. 7. saniye getirelim. Tekrardan oynatalım. Yazıyı yazdırma efektini bu şekilde uyguluyoruz arkadaşlar.